Mustafa Tunç. 19 Şubat 2020'de Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki kafeterya ve bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıdan sağ kurtuldu. Irkçı katil Tobias Rathjen katliam gecesinde 51 yaşındaki Mustafa Tunç'un göğsüne iki kez silah dayadı. 4 Türk 9 kişiyi acımasızca katleden Rathjen onu öldürmedi. Tunç'un hayatta kalmasını sağlayansa renkli gözleri ve sarı saçlarıyla Almanlara benzemesiydi. Tunç yaşamla ölüm arasında yaşadığı dehşet anlarını ilk kez TRT Haber'e anlattı. Korkunç bir yüzü ifadesi vardı. Gözleri dönmüştü. Yani her şeyi göze almış gibi bir insandı. İki silahla geziyordu. Birisi aşağıda, birisi de tetikte. Aynen şuramı dayadı, göğsümü dayadı. Yüzümü baktı, mavi gözlüyüm, sarışınım diye herhalde beni onun için bağışladı mı, ne yaptı, ne aklın geldi. Yani sandı ben Türk değilim, Almanım, onun için çekmedi tetiği. Mustafa Tunç, katille burun buruna geldiğinde donup kaldığını ve o anda ailesinin aklına geldiğini söyledi. Tetiği çekti, çekmedi, çekti, çekmedi. O anda onlar geldi aklıma, her şey. Ama donup kaldım, bir şey de yapamadım. Bir metre geri gitti, silahı indirdi. Bir derin nefes aldım, bir baktım Kürt bir daha geldi karşıma. Bir daha bana baktı, ondan sonra dedi ne var? Hani illa herhalde benden şeyim istedi, konuşmamı istedi, Almanca konuşmama çıkartmak istedi. Yabancı mıyım, Türk müyüm, Alman mıyım diye daha kesin kendisinin kararı vermemişti bence. Çünkü niye geri gelsin, niye tetik bir daha dayasın silahı benim vücuduma? Mustafa Tunç sarı saçlı ve mavi gözlü olmasaydı belki bugün hayatta olmayacaktı. Eğer o ırkçı katil bilseydi ben Türk olduğumu ya da yabancı uyruklu olduğumu kesinlikle diyorum size ben de bu fotoğrafların arasında olabilirdim ve olurdum da. Çünkü silahı dayadı, sadece parmağını oynatacaktı, bitmişti iş. Katliamın üzerinden 2 yıl geçti. Ancak katliam gecesi ölümle burun buruna gelen Mustafa Tunç, o günden beri konuşma zorluğu çektiğini, psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.